Katılımcılar henüz görülmüyor. Serdar Bey katılımcılar gözüküyor mu? Gözüküyor başlayabilirsiniz hocam. Herkese iyi akşamlar. Ee, bugün Türk Nöral Derneği'nin e, Zoom toplantısında e, Medipol Üniversitesi'nden doçay doktor Gülhan Ertan hocamız difuz glial tümörlerde güncel yaklaşım konulu başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. E, herkese şu anda iyi akşamlar diyorum. Buyurun Gülhan hocam. İyi akşamlar diliyorum hocam. Ee, sayın hocalarım, sevgili arkadaşlar. Bugün size difüz glial tümörleri tanıda güncel yaklaşımdan bahsedeceğim. Slide lütfen. Şimdi sunu akışında HU 2021 glial tümör sınıflamasından bahsedeceğim. Sonra tümör görüntülemede genel kavramlardan. Düşük grade difüz glial tümörlerin edat ve pediatrik tiplerinden, ayrıca yüksek grade difüz glial tümörlerin yine edat ve pediatrik tiplerinden bahsedeceğim. Sayın Şimdi süre gelen zaman içerisinde e, tümör değerlendirmede histolojik özellikler çok önemliyken, zamanla genetik değişiklikler de tanıya eklenmeye başlamıştır. Özellikle e, 2021 yılı bu tümörleri sınıflandırılması 5 baskısında daha da fazla moleküler özellik ve güncellenmiş patolojik tanılar listemize girmiştir. Slide alayım. Şimdi full grade'e baktığımızda gliyonlar full grade 1 ve 2 grade şimdi full e, 1 ve 2 olanlar low grade gliyonlar full grade 3 ve 4 olanlar ise high grade gliyonlar olarak isimlendiriliyor. Ama baktığımızda bu low grade gliyonlara e, low grade gliyonlara baktığımızda e, biliyoruz ki e, rezek, pardon rezeksiyonla curable olan pardon her an bilgisayar bitebilir mi diye. Şimdi rezeksiyonla curable olan full grade bir tümörle e, upgrade olma ihtimali olan Upgrade olabilen ve e, tedavisi tamamen farklı olan tümör ikisi low grade ve aynı sepette. Bu hala kullanıyor. Ama 2016 yılına geldiğimizde önümüzde birçok liste gördük. İşte İDH mutasyonları ondan sonra h 3 mutasyonları gibi oligoastrostomlar. Sizler lütfen 2021 yılına Geldiğimizde ise şöyle bir şeyle karşılaştık. Gliomlar difüz ve düzgün sınırlı non-infiltratif gliomlar olarak ikiye ayrıldı. Difüz gliomlar ise edalt tip difüz gliomlar ve pediatrik tip difüz gliomlar. Edalt tip olanlarda IDH mutasyonuna göre IDH mutant, ve IDH wild tip olarak ayrıldı. Bu ne demek oluyor? 2016 yılında biz IDH mutant glioblastomlardan bahsediyorduk. Ama artık bu yok. Biz glioblastom dememiz için IDH mutasyonu göstermemesi lazım. Yani IDH wild tip olması lazım. Ancak buna glioblastom diyoruz. Eğer IDH mutasyonu gösteriyor ise e ee, tabii histolojik ee, biraz sonra bunlardan da bahsedeceğim. Histolojisine göre oligodendrogliom grade 2 düşük olarak daha sonra grade 3, astrositomlarda grade 2, 3, 4 olarak sıralanıyor. Pediatrik tipe geldiğimizde ise pediatrik tip difüz high grade gliomlar bunlar histon mutasyonları önem kazandı ve difüz orta at gliomları, difüz hemisferik gliomlar, difüz pediatrik tip yüksek dereceli H3 wild tip ve IDH wild tip olanlar yani mutasyon göstermeyenler ve infant tip hemisferik gliomlar ve Pediatrik tip difüz low grade gliomlar bunlar da Biraz sonra bahsedeceğim moleküler özelliklerine göre sınıflanıyorlar. Düzgün sınırlı olanları bugün konumuz dışı. Onlar Onlarda birkaç tane özellik dışında çok da bir yenilik yok. Alayım slaytı. Şimdi bir sürü karışık moleküler özellik yanında ama şöyle genel olarak baktığımızda aslında 3 tane de sınıflama karşımıza çıkıyor. Aslında daha basitleştirilmiş gibi edat tip difüz gliyomlar, pediatrik tip difüz gliyomlar ve böyle non infiltratif düzgün kontürlü olan astrostik gliyomlar. Sayt Şimdi bunu da bir göstermek isterim. Bu e, bu yıl e, nöropatoloji e, kongresinde e, yeni eklenecek olanları gösteriyor. Yani biz aslında şimdi bir sürü yeniliklerden bahsedeceğiz ama çok daha yeni olanlar da e, listemize ekleniyor. Bunu da e, burada göstermek isterim. E, bir sonrakinde eklenecek olanlar da burada. Slide alayım. Şimdi mutasyon değişikliklerinde en önemlisi İDH mutasyonu. Biraz önce anlattım. İDH mutasyonu bize gliomları eee ayırt etmekte astros e, hani mutat ve glioblastoma ayırt etmekte önemli. Ama bunun yanında bir P19Q kodelesyonu da önemli. Bu bize oligodendrogliom denirtiyor. Buranın bir altını çizmek isterim çünkü bazı toplantılarda ya da böyle konuşmalarda şöyle bir şey söyleniyor. Bir P19Q kodelesyonu varsa bu oligodendrogliom iyi gidecek. Ama aslında bu doğru bir tabir değil. Çünkü eğer tümör 1P19 q kodelesyonu göstermiyorsa bu zaten oligodendrogliom değil. Yani oligodendrogliom tanısı alması için 1P19 q kodelesyonu şart. Sonra bu e, siklin depend kinaz e, inhibitörü 2AB hani CDKN 2AB diyebilirsin CDKN 2AB bu homozigot delesyon ise IDH mutant astrostomlarda oldukça önemli. Çünkü sizin tümörünüz astrostom çok grade 2 gibi görünse bile görüntüleme özelliği eğer bu deli, homozigot delesyon varsa histolojik tipinden radyolojik görüntünüzünden tamamen bağımsız olarak direkt IDH mutant grade 4 tanısını alıyor. Ve bu homozigot delesyon Grade e, histolojisi grade 2 olan tümörlerde de görülüyor. Grade 3 ve grade 4 olan tümörlerde de görülüyor ve histolojiden bağımsız olarak direkt WHO grade 4 entegre tanı da WHO grade 4 e, tümör olarak isimlendiriliyor. Bu H3 alteration dediği hani bildiğimiz o histon mutasyonu bu alteration olarak değiştirildi. Çünkü mutasyon olması şart değil. Bu, çünkü mutasyon olması şart değil e, ve e, bu anormal bozuklukta e, dahi e, bu, bu olabilir. Yani mutasyon, e, alteration bundan dolayı ve bunlar pediatri tip high grade glioma ayırılmada önemli. Bunun dışında sert promotor mutasyonu, EGFR gen amplifikasyonu, 7 ve 10. kromozom kopya sayısındaki değişiklikler bunlardan herhangi biri varsa glioblastom tanısını alıyor. Yine histolojik tipinden bağımsız olarak. Slide'ı alayım. Şimdi İDH mutasyonu çok önemli dedik. Bu İDH mutasyonu biliyoruz ki Krebs siklusunda yukarıda e, bu İDH e, izositrattan alfa ketoglutarat oluşmasında önemli. Peki alfa eğer bu İDH mutasyonu gösterirse enzim ne oluyor? Alfa ketoglutarat e, farklı alternatif yollardan iki hidroksiglutarat oluşturuluyor ve oluşturuyor. Ve biz bu İki hidroksiglutaratı MR spektroskopide nnp pikinin yanında 2.25 ppm'de göstererek e, yine e, burada bir idaş mutasyonu olduğunu, idaş mutant bir astrostomla karşılaştırdığımızı non invaziv olarak söyleyebiliyoruz. Slide alayım. Şimdi konvansiyonel MR görüntüleme ile ne yapıyoruz? Ee, neler kullanıyoruz? T1, T2, 3 d filler sekansları, difüzyon ve ADC, SWI, post kontrast volumetrik T1'ler. Sağ alayım. Şimdi MR değerlendirirken tanıyı koymaya çalışıyoruz, grade'i belirlemeye çalışıyoruz ve böylelikle prognozu tayin etmeye çalışıyoruz. Ve eğer biyopsi yapılacaksa buradaki en yüksek grade'li alanı belirlemede MR yardımcı, böylelikle tedaviyi planlamada yine MR yardımcı. Slide alayım. Şimdi genel kavramlardan bahsedersek şimdi difüzyon MR hücresel seviyede dokusu hareketlerine görüntülen duyarlı bir sekans tümöral dokuda hücresel yoğunluk artışına bağlı difüzyon kıslamasını görüyoruz. Yüksek gradeli tümörlerde düşük ADC. Genellikle diyelim düşük GRE tümörlerde de artmış ADC yani artmış su yani daha beyaz görünümle ADC'ye SAP diyoruz. ADC değerlerini ölçebiliyoruz. Düşük ADC'li değerler genellikle bize kötü prognozu temsil ediyor ve perimetastatik ödem ve glioblastomun etrafındaki vazojenik ödem dışında tümör infiltratlarından oluştuğunu düşündüğümüz bu glioblastomun infiltratif ödemine ayırt etmekte yine ADC'yi kantitatif olarak ölçebiliyoruz. Slide alayım. Şimdi yukarıdaki hastada superior frontal girus yerleşimli tümöre baktığımızda T2 oldukça homojen görünüyor. Tipik bir düşük grade'li tümör nasıl görünüyor bunlar? AD difüzyonda hiçbir şey görmüyoruz. ADC daha beyaz, kolaylaşmış difüzyonu gösteriyor. Oysa aşağıdakine baktığımızda yine parasagital yerleşimli frontal tümöre baktığımızda T2'sinin daha siyah olduğunu et ve e, karşılığında difüzyonun daha parlak, ADC'nin de daha siyah olduğunu görüyoruz. Ve etrafındaki vazojenik ödem yukarıdaki düşük grade'de hiç görülmezken aşağıdaki yüksek grade'de daha e, f, yani daha fazla değil mi var olan bir e, e er infiltratif ödem ya da işte vazojenik ödemden bahsediyoruz. Slide alayım. Şimdi estabüler çok kullanıyoruz. Bu da kan ürün. Biliyoruz ki bu üç boyutlu bir gradyan eko görüntüleme. Kan ürünleri, demir, kalsifikasyon, manyetik duyarlı e, bu e, e gradyan ekosekanslardaki T2 kısalmasından yararlanıyoruz. Yüksek grade'li tümörlerde yüksek grade'li vaskülürite ve kanamaya eğilim oluyor. Ve bu e, neovaskülerizasyon nedeniyle çok da fragil olan yeni tümöral oluşumdaki bu vaskülerizasyondaki kolateral damarları ya da tromboze olan damarları saptımada estobüler bize yardımcı. Slide alayım. Şimdi yukarıda birinci sırada görüyoruz yine superior frontal gyrus yerleşimle daha düşük grade'li bir tümör. Hemen alt estabülerde herhangi bir neovaskülerizasyon da vaskülerizasyon gösteren bir şey yok. Ama aşağıda biraz önce gösterdim örnek estabüler sekansta yine neovaskülerizasyonu düşündürecek ya da tromboze damarlarla uyumlu olabilecek estabüler sekanstaki vaskülerizasyonları görmekteyiz. Slide alayım. Şimdi perfüzyon MR bu da genel kavram olarak biliyoruz doku ve tümör mikrovaskülitesini gösteriyor. Burada venöz dolaşıma verilen kontrast maddenin artürelerden geçiş esnasında etrafta oluşturduğu paramanyetik T2 star etkiyle sinyal azalmasına yol açıyor. Ve her bir piksel e, için oluşturulan sinyal zaman eğrileri ve bu eğrilerin integralleri hesaplanarak cerebral blood volume, e, blood flow bunlar hesaplanabiliyor. Alayım slide'ı. Ve bu bize pirop incelemelerde ve postop incelemelerde de kullanabiliyoruz. Anjiyogenez ve kapiller permabilite hakkında indirekt bilgi veriyor. Anjiyogenez, RCBV ile korele, low grade gliomlarda genellikle hipoperfüze ama high grade gliomlarda genellikle hiperperfüzyonu bekliyoruz. RCBV 2'nin üzerinde olduğu değerler genellikle high grade'i biliyor ama RCBV 1.5-2'de hem low grade'lerde hem high grade'lerde overlap'ler görebiliyoruz. Burada periventriküler yerleşimle, bunların e, hani e, sinyal zaman eğilimine de bakabiliyoruz ama yani şeyde zaten e, color map'lerde burada e, tumoral e, etrafındaki renk kodlamalarını görüyoruz. Slide alayım. Şimdi bu bizde perfüzyon örneği olarak aslında postop bir tane hastayı so koydum. Biliyoruz ki tedaviye bağlı hem tümü kitle etkisi görülebiliyor, kontrastlanmalar görülebiliyor ya da e, yani ödem alanları görülebiliyor. Bunları ayırt ederken konvansiyonel e, bilgilere ek olarak bir de perfüzyon bilgilerine bakıyoruz. Burada hani ölçümler de yapılmış aslında. Eğriler de aşağıda var ama yine kalır meplerde e, şeye yine tümöral vasküler tüm tümörle uyumlu o hiperperfüzyon alanları görüyoruz. Ameliyat sonrasında öyle de çıkmıştı. Alayım slaytı. Şimdi spektroskopiyi de çok kullanıyoruz. Bunda da hani dokulara belli bir aret puls veriyoruz ve buradan biyokimyasal metabolitlerden gelen sinyallere matematiksel ayrıştırarak metabolitlerin miktarı belirlenebiliyor. Bu sinyal gücüyle metabolitlerin konsantrasyonu doğru orantılı. Yüksek ve geniş pikler buradaki yüksek konsantrasyonu gösteriyor. Ve burada normal bir e, spe, beyinde spektrumu görüyoruz. E, alayım. Bir sonrakinde ise ama burada bir tümörel spektrumu görüyoruz. Kolin artarken işte NNA'nin azaldığını, kolin böyle NNA oranlarının, kolin bölü kreatin oranlarının arttığını görüyoruz. Kolin bölü NNA oranı bu patolojide ki 67 mitotik indeksle en çok korele bulunmuş. Yan tarafta da radyasyon nekrozunun erken aşamasında kolin yük, pardon radyasyon nekrozunda direkt metabolitlerin baskılandığını, lipid laktat piklerinin oluştuğunu görüyoruz ama erken dönemde yine kolin yüksekliği olabilir. Bunları hiçbir zaman tek başına değerlendirmiyoruz. Konvansiyonel sekanslara yardımcı olarak kullanıyoruz. Slayt alayım. Ve bir tümör değerlendirmede ne yapıyoruz? Şimdi patoloji bize hücre proliferasyonunu, mitozu, pleomorfizm, e, o e, şekil değişikliklerini nekrozu ve vasküler endoteller proliferasyonu söylüyor. Biz konvansiyonel MR sekansıyla kontrast tutulumuna, peritümoral ödeme, tümoral nekroza, tümör içi kanamaya bakıyoruz. Biraz önce gösterdiğim gibi ileri MR'la da kolin pikleri, kolin bile NNA mitotik indeksle en çok korele demiştik. Laktat ile nekrozu, RCBV artışıyla anjiyogenizi e, e predikte etmeye çalışıyoruz. Grade 2'ye baktığımızda Grade 2 olan tümörlerde hücre proliferasyonu var sadece. Ama grade 3'e geçtiğimizde artık bu hücrelerde pleomorfizm değişik şekillerde boyutlarda ve mitozun olduğunu görüyoruz. Grade 4 olan tümörlerde ise mikrobasküler proliferasyon ya da nekrozu görmek gerekiyor. Ve biz bu patolojik gradelemeyi e, konvansiyonel MR sekanslarıyla anlamaya çalışıyoruz. Alayım slide'ı. Şimdi e, hakkında yine bir genel kavramdan bahsetmek isterim. Konsa, kontrast tutulumu bize kan beyin bariyerini yıkadığını gösterir. Her zaman tümörü temsil etmez. Ama düşük grade'li tümörler kontrastlanabilir. En önemli örneği biliyoruz plastik astrostom. Yüksek grade'li tümör olmasına rağmen kontrastlanmayabilir. Yüksek grade'li tümörlerde ama genel olarak beklenen kontrastlanması, difüzyon kısılması, kanama ve nekrozu olması. Alayım slide'ı. Şimdi burada tipik bir düşük grade glioma baktığımızda orta frontal girus lokalizasyonunda ekspansil özellikteki kitleyi görüyoruz. Herhangi bir kontrast artışı yok. Ama high grade tümörü hemen yanında baktığımızda e, bu t daha heterojen, kalın çeperli kontrastlanması var. santral nekrotik görünümde ve peritümoral ödemini e, ve kitle etkisinden dolayı bakın burada ventrikülde de hafif bir değişikliği şey e, bası oluşturmuş. Bunu görebiliyoruz. Alayım slaytı. Şimdi düşük grade'li yine bir nöoplaza bakıyoruz. Bu da sağ orta temporal girüs lokalizasyonda herhangi bir kontrastlanması yokken slide bir tane daha basın. Yine perfüzyonda herhangi bir perfüzyonu olmuyor. Yine düşük grade'li tümör örneği 30 yaşında kadın hasta idi. Alabilir miyim slide'ı? Şimdi burada düşük grade'lilere şimdi birazcık daha içten bakacak olursak genel geçer özellikler dışında. Şimdi e, ne dedik? Edat tip difüz gliyonlarda idaç mutant olanlar oligodendroglion grade 2-3, astrostom e, 3 artık e, grade atlıyor. Astrostom grade 2, 3 ve 4 örneklerini de göstereceğim. Ve pediatrik tip difüz low grade'lerden bahsedelim. Slide lütfen. Şimdi İDAŞ... Mutant difüz astrositomlar, grade 2 olanlar frontal ve temporal lob yerleşinde kalsifikasyon ve kontrastlanması yok. Bunlar homojen, T2 parenteral sınırlı supra temporal kitleler olarak görülüyor. Slide alayım. Ve buraya baktığımızda biraz önce verdiğim örnek tipik bir iğdaş mutant difüz astrositom. Ee, bu, son tarafta e, T2'de görüyoruz rezeke edilmiş rezeksiyon kalitesi kan ve hava imajları var. Difüzyonda herhangi bir özellik yok. Tipik bir grade 2 astrositom. Slide alayım. Ee, ama astronom her zaman böyle adı infiltratif ama çok da bazen böyle çok düzgün kontrollü de olabileceğini unutmamak lazım. Bu parasagital yerleşimle yine hiç kontrast tutulumu görülmeyen ve kolay difüzyonda kolaylaşmış difüzyon gösteren yine greydeki astrostom çok düzgün kontrolü de karşınıza aynı böyle e, diğer grup gibi sürkün sprite dedikleri bu, bu non infiltratif düzgün kontrollü olarak da karşımıza gelebilir. Slide lütfen. Ama şimdi genel özelliklerini söylemiştik. Bu 5 yaşında başarısız gemiş düşük gradeli glial tümör hastası grade 2 çıktı. Bazal gangliolar yerleşimli. Hani görüyoruz kenarlarında kontrastlanması var. T2 sekanslarda içerisinde kanama, kan elemanları vardı. Yani her zaman biraz önce gösterdiğimiz tipik özellikleri göstermeyebilir. Slide lütfen. Şimdi en önemli özellik herhalde moleküler incelemeler arttıkça bizim de bu tümörlere bakışımız değişecek ve moleküler özelliklerle bize MR'de gösterecek bunlarla korele bilgilere ihtiyacımız var. Şu an elimizdeki en önemli bulgulardan bir tanesi bu T2 mismatch sign. Bu T2 uyumsuzluk işareti periferik bir tip te, periferik bir hiperintens flairde sinyal dışında Take de homojen, hiperintens görülen alanlar flare'da hiç baskılanmıyor. Bu iğdeş mutant difüz astrostomlar için oldukça yüksek özgürlüğe ancak düşük duyarlığa sahip bulunmuş. Slide alayım. Burada bu filer tek fileri nispet sayı görüyoruz. de çok hiper intens iken T2'de e, 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 kenarları hiperintens ama bakın bu T2'deki tamamen parlak olan yerin karşılığında hiç de bu kadar e, e, çok da baskıla baskılanmış gibi görünüyor. Bu t ile filerin uyumsuzluğu bize eee mutant eee diffuse astrositomu e, söylüyor. Alabilirim. Sliden. Şimdi grid 3'te ne oluyor? Aslında düşükleri anlatıyorum ama grid 3'ten de bir bahsetmek lazım. Great 3'lerle Great 2'ler arasında hiç radyolojik olarak görüntü ayırt edemeyebiliriz. Özel ama t daha hiper daha heterojen görülebilir ya da Great 2 ile 3 karşılaştırıldığında RCB ve daha artmış bulabiliriz. Slide lütfen. Şimdi yük bir, bir şey görüyoruz. Grade 3 olan bir difüz astroistomu görüyoruz. Gördüğünüz gibi difüzyonda hiçbir özelliği yok. Estabülerde herhangi bir vaskülizasyon yok. Yani baktığınızda çok kolaylıkla daha düşük grade astrostom diyebilirsiniz. Bu da sağ bacakta kuvvet kaybıyla gelmiş. 37 yaşında kadın hastaydı. Grade 3 astrostom tanısı aldı. Slide lütfen. Bir tane daha. Şimdi bu miyonistol bir, tıktan. Şimdi miyonistol piklerinden bahsetmek isterim. Miyonistol pikleri MR spektroskopide bizde düşük gradeli tümörler için bir marker gibi görünüyordu. Çünkü bu aslında yanlış değil. Çünkü tümör histolojisiyle uyumlu. Ama şimdi yeni moleküler teknikler geldikten sonra bunun ne kadar uyumlu olduğu konusunda bir bilgi yok ve e, bu piklerine düşük gradeli tümör markalı olarak kullanabilecekmişiz gibi görünmüyor. Tekrar bakalım. Slide lütfen. Şimdi bunların en önemli acılarından bir tanesi de fokal kortikal displezler. Hemen sol temporal loba baktığımızda yine ekspansil görünümde T-Kiper e, lezyonu görüyoruz. Buna oldukça çok benziyor aslında biraz önce gösterdiğim örnekleri. Ama çevresindeki kalın displastik korteksi gördüğümüzde bize daha kolay e, fokal kortikal displezi dedirtiriyor ama e, çok fazla e, karıştığını hep böyle ya düşük grade'li gliyom ya da fokal kortikal displazi olabilir gibi birçok e, e, rapor görmekteyiz. Slide lütfen. Oligodendrogliyal tümörlere baktığımızda bunlar intrakraniyal eee gliomların %4 ila 8'ini oluşturuyor. E, bunlar e, bu grade 2 olabiliyor. Slide'ı alayım. hı grade 2 ya da 3 olabiliyor. Ama Şimdi bu ne olacak? IDH mutasyonu gösterecek. 1P19 q kodde gösterecek. 2 ya da 3 yıllık bir anaplastik terimi kalkıyor. Yine 2021'de oligoastrostom yani mix olarak ee, hem eskiden bir 2016'da biliyoruz oligoastrostom vardı. Her iki tümör özelliğinde ama eğer artık oligodendrogliom gibi bir P19 köyü kodelesi gösteriyorsa bunun adı artık e, direkt oligodendrogliom yani oligoastrostom terimi kalkmış durumda. Slide lütfen. Ee, yine burada e, aynı şeyler grade 2'ler birazcık daha 30-55 yaşında grade 3'ler 45-60 yaşında slide lütfen. Şimdi oligodendrogliomların gliad ikilerine baktığımızda frontal lobda kortikal ekspansiyon ve böyle gyri form dediğimiz kalsifikasyon gösteriyor. Er yüzeyel yerleştir gösterebiliyor yüzde 40-80 oranında ve eğer yüzeyel yerleşimli ise kortekste incelmeye neden oluyor. Kistik dejenerasyonu olabiliyor. Heterojen ve hemoraji gösterebiliyor %20. Değişken kontrastlanmaları var. Peritümer ödeme az ya da yok. Alayım slaytı. Bu işte tipik bir e, medial temporal lobda gyreform ka, e, kalsifikasyon dediğimiz oligodendromun tipik görüntüsü. Slide alayım. Şimdi grade 2'lerde yine aynı e, hani kitle ile ilişkili ödeme çok az ve bazen agresif tümörlere benzeyebilir ve ödem azlığı ile bu tümörlerden ayırt edebiliyoruz. Kalsifikasyon dışında birazcık daha heterojen olduğunu söyledik. Slide lütfen. Şimdi bu işte bak aslında her biri birbirine çok benziyor. Bu yine superior frontal virüs yerleşimli. Yine farklı bir tümör. Bakarsak hiçbir kontrastlanması yok. 25 yaşında kadın hastaydı. Nöbet, nöbet ile birlikte geldi. Slide. Ve difüzyonda herhangi bir özellik gösteriyordu. Bu da göstermiyordu. Kolaylaşmış difüzyonu vardı. Bu da tipik bir şey. İDH mutant difüz e, oligo grade 2. Alabilirim slide. Ee, İDH mutant yine hani çok yüzde ellilerde kontrastlanabilir demiştik. Burada da el alanında bir e, infiltratif tümörü görüyoruz ama Gördüğünüz gibi diğerlerinden birazcık daha farklı, Great 2 yine. Ama Great 2 olmasına rağmen kontrast tutuyor ve ADC'lerde birazcık daha siyah görünse de normal parankim'e kıyasla aslında yine şey daha kolaylaşmış difüzyon gösteriyor diyebiliriz. Yani kısıtlı difüzyon demek için nöral parankimle kıyaslamak gerekiyor. Slide lütfen. Bunun dışında tabii grey'deki olmasına rağmen perfüzyon artışı gösterebilir ya da biraz önce daha malin tümörlerde kolin kreatin ve kolin NL pikleri olduğunu söylemiştik. Grey'deki olması rağmen oligodendroglyonlar hem daha perfüzyon artışı gösterebilir ya da bu kolin böyle eneneye kolin bölü kreatin piklerinde artış olabilir. Slide lütfen. Yine bir e, İDH mutantifiz oligodendrogliom örneği. Bunları biraz hızlı geçeceğim. Bu da parietal lopta e, ve parasagital alanında bu e, şey e, baca sağ bacağında kasılma ile gelmişti. Yine e, infiltratif herhangi bir biçimde hiçbir kontrastlanması görülmüyor. Kolaylaşmış difüzyonunu görüyoruz. Slide lütfen. Yine bir oligodendroglyon. Temporal lopta. E, artık gözümüz iyice alıştı. E, hani bu işe yeni başlayanlar da izliyor bunu. E, Gray'deki oligodendroglyon e, herhangi bir kontrastlanması görünmüyor. Oldukça homojen. 34 yaşında e, kadın hasta baş ağrısıyla gelmişti. Slide lütfen. Şimdi Tümör tabi cerrah bunu çıkardıktan sonra size follow up'larda acaba burada bir tümör mü var, gliotik mi doku var sorusuna cevap vermek gerekir. Burada rezeksiyon kavitesini görüyoruz. Rezeksiyon kavitesinin çevresinde daha ekspansil özellikle kalan rezidü tümörünü tariflemek gerekir. Kontrast tutmuyor ama tümöral dokuyu daha ekspansil olarak özellikle T2'lerde ve yanındaki flayer'da görebiliyoruz. Slide alayım peki oligodendronun grade üçleri nasıl? Bunlar hani biraz önce patolojide tariflemiştik ya artmış selürite, artmış mitotik aktivite, e, mikrovasküler proliferasyon ve nekroz gösterirler. Ama biz söylemiştik eğer mikrovasküler proliferasyon ve nekroz gösteriyorsa astrositomlarda grade 4'e çıkarken bunlar e, grade 3 olarak kalıyorlar. Grade 3 tümörlerinde istiyorsa bu şekilde. E, slide alayım. Ee, ve görüntülerde yine grade 3 oligodendrogliom. Hani biraz önceki verdiğimiz örneklerden görüyoruz ki e, bunun neredeyse e, saptamak grade 2'den e, ayırmak imkansız e, gibi. E, hiç kontrast tutmuyor, kolaylaşmış difüzyon gösteriyor. slide alayım. Şimdi pediatriklere biraz bakmak istiyorum. E şimdi neden edat sunumunda biz pediatrikten bahsediyoruz? Çünkü edat tip difüz gliomlar pediatrik hastalarda görülebilir ya da pediatrik tip difüz gliomlar edat hastalarda görülebilir. Şimdi pediatrik tipin difüz low grade bana en çok karışık gelen bazen bizim patologlara soruyorum bu bana çok karışık geliyor dünya bunu çözemedi ki Gülhan diye aramızda da e, konuşuyoruz bu e, bunlarda moleküler özellik çok önem kazanıyor. Slide lütfen. Bu pediatrik diffuse low grade gliomlara baktığımızda özellikle İngilizcesini yazdım. Hani zaten bir sürü molekül içinde barındırıyor adında. Hani İngilizce olarak kastı gözümüz bari bunu şey fotoğraf gibi çeksin diye. Diffuse low grade pediatrik gliom MYB ve MYBL1. Plenty kısaltması anjiyosentrik gliom ve diffuse low grade gliom bu makinas petve ile giden burada da dört tane tümör karşımıza çıkıyor. Slide lütfen. Bunlardan bunları söylemiştik yetişkinlerde görülebilir. Hani pediatrik tip derken bir cut off değeri aslında kaç denilebilir bir sorusu olursa 30 geç 20'li yaşlar 30'lu yaşları hala pediatrik gibi kabul edebiliyoruz. Slide lütfen. Ve bunlara genel olarak baktığımızda bunlar çocuklarda, genç erişkinlerde epilepsi, dire, ilaca dirençli ile gelen e, hastalar ve bunların morfolojisi, historisi birbirine çok benziyor. Ve bunlardan herhalde bahsetmemiz gereken ayrı bir bahsetmek giren diffuse low grade glion makinas petfey altered dedikleri. Şimdi bu astrostik değişiklikler gösterebiliyor ya da oligodendrogiler değişiklikler. E neden biz buna direkt astrostom ya da Oligodendrogliom demiyoruz çünkü biraz önce e, sununun başında anlattığım idersh mutasyonu ya da böyle hani ne demişim oligodendrogliom bir p19 kodelesini gösterecek ama bu mesela oligodendrogliyal değişiklikler göstermesine rağmen bir p19 kodelesini göstermeyebiliyor. ya da astristik değişiklikler işte idersh wild tip bunlar ama bir glioblastom gibi davranmıyor. O yüzden böyle bir isimlendirme var. Bunlarda da özellikle bu MYB ve myb 1 ve bu makinaz yolunda hedefe yönelik tedaviler gündemde olduğu için bunları moleküler olarak çalışmak hakikaten çok önemli. Slide alayım. Ve bu MB, MB, L1'e baktığımızda bunların elimizde moleküler e, özellikleri hani literatürde çok da fazla sayıda değil daha artık bunlara baka baka bizim de database'imiz oluşacak ama bunlar who grade birler supra tentorial e, genel, genellikle ve nöbetle geliyorlar e, slide alayım. Bir örneğini görecek olursak bunu literatürde aldım. İyi sınırlı, e, heterojen, kontrast tutmuyorlar. Alayım slide. Kısıtlı difüzyon göstermiyorlar. Böyle baktığınızda hani bu MB ve MBL bir alternatif olan nasıl bir şeymiş dediğinizde böyle büyük e, ama büyük olmasına rağmen kitle etkisi göstermeyen, kontrastlanmayan, difüzyon kısıtlılığı göstermeyen low grade tümörler. Alayım slide. Ve bunlar genellikle e, alındıktan sonra e, nöbetsiz, e, curable lezyonlar. Alayım. Slide. Bu plant nasıl? P yani o kadar uzun ki polimorf, low grade, nöroepiteryel tümör. Temporal lob, low grade 1 bunlar. Genellikle parietal lobda, frontal ve oksidab lobda da görülebiliyorlar. Yine ilacı dirençli ile geliyorlar ve rezeki edilebilince iyi kontrol altına alınıyorlar. slayt alayım. Supratentorial, temporal lobda dedik. E, slide alabilirim. Minimal ya da hiç kontrastlanma göstermiyorlar. Peki bu planti nasıl duruyor? Planti bunu da literatürel aldım elimde yoktu. İşte hani epilepsi cerrahisinde bize sorarlar ya nasıl bir lezyon? Bu da işte kortikal e, işte kortekse uzanan işte düzgün kontrol büyük ihtimalle low grade dediğimiz bu tümörlerden bunun için salt and pepper görüntüsü demişler ama ben çok da benzetemedim. Ee, ama e, de nasıl görünüyor derseniz böyle bir e, şekilde görülüyor. Slide alayım. Angiocentric biliyorum. Bu Who Great 1. Bunun üzerinde 1-2 dakika durmak isterim. Çünkü bu Who Great 1 tümör. Yine ilaca bağlı. Hepsi aslında ilaca bağlı dirençli. Epilepsiyle geliyor. İlaca dirençli bağlı değil. İlaca dirençli epilepsiyle geliyorlar. Böyle Beyin sapını tutabiliyorlar ve e, bu e, anaplastik özellikler gösterebilse de yine de who great bir yani onun bir e, ne, ne o hani anaplastik özelliklerin önemi çok daha anlaşilmamış e, slide alayım bu angiostentrik e, gliyomlar e, yine hani kortikal bir hiperintens rimi var. Bunlarda da diyorlar ki T2 artı görüntülerde komşu ventriküle sap şeklinde bir uzanımı tanımlanmış. Slide alayım. Şuraya baktığımızda hani ventriküle doğru uzanan böyle sap şeklinde bir uzantısı var. Oldukça non spesifik yani buna bakıp danjöosentrik gliom demek gerçekten e, kolay değil. E, alayım slide. Benim yakın zamanda gördüğüm bir anjiyosentrik gliom. Bunu göstermek isterim. Çünkü high grade tümörlerden bahsederken şimdi hani bu beyin sapını tutmuş, değil mi? Böyle ekspansil özellikte hani bir difüz orta at gliomu e, düşündüğümüz ama ya bunun difüzyonu da pek kısıtlamıyor dediğimiz bir hasta anjiyosentrik gliom tanısı aldı. Düşünsenize eğer high grade difüz e, orta at gliomu deseydik buna yani deseydi dediğim eğer profilasyon, H3K27 mutasyonu gösterseydi bu grade 4 olacaktı ama beyin sapını tutmuş bir angiosentrik gliom oldukça benziyor. Herhalde bize <laughs> en çok yardımcı olacak özelliği de e, difüzyon kısıtlamaması. Alayım. Slide. Ve bu da e, MAP mapkinaz petfe dediğimiz bunu biraz önce bundan bahsettim. Oligodendrogülüel astrolistik değişiklikler gösterebiliyor ve biraz önce e, saydığım o e, şeylere e, gelen, e, o e, IDH mutasyonu ve bir e, P19 kodelesyonu uymayan özellikleri var. Alayım slide. Bu da e, yine literatürden aldığım hani bu makinas e, petve olanlarda temporal lob yerleşimi küçük kistik açıklıkları bileşenleri olan oldukça birbirine benzer özellikle yine epilepsi şey arasında, hani çok düşük grade'li düşük grade'li bir e, tümör bu. Hani ne ola ki dediğimiz hastalardan bir tanesi. Alayım slide. Tedavi olarak bunlar tümörün derecesi, e, daha doğrusu boyutu, konumu hepsi çok önemli. Cerrahi rezeksiyon önemli bunun dışında hani daha düşük grade olmasına rağmen e, tüm kemoterapi e, ve radyoterapi ile ilgili çalışmalar var. Özellikle T2 anormalliğinin tamamen rezek edilmesi hatta supra maksimal rezeksiyon dediğimiz T2 anormalliği dışındaki alanı da rezek edilmesiyle sağ kalıma faydalı olduğu söyleniyor. IDH1 ve IDH2 inhibitörü olan oral kullanılan e, progresif sağ kalımı uzatan ilaçlar denenmekte. Slide alayım. Bunun dışında high grade diffuse gliomlar. hocam high grade acaba daha sonra mı anlatsam uzar mı ben anlatabilirim tabii ki. Ne kadar slide de. var? Ee, yani bir bu kadar daha. Yani bence 15 dakika daha şey yapabilirsin. Herhalde tamam hocam güzel. tamam ee, high grade diffuse gliomlara baktığımızda e, bundan da biraz seçerek anlatayım ee, slide lütfen. Glioblastom en sık karşılaştığımız rutin pratiğimizde hepimizin herhalde en sık gördüğü slide lütfen. Glioblastom aile öyküsü yok yüzde beş oranında olabilir. Ee, bazı varyantları var dev hücreli astrostom, gliosarkom, epiteloid glioblastom gibi slide alabilirim. Yani, bahsetmiştim nekroz ve e, e, şeyden vasküler proliferasyondan. Bunların molekül olarak heterojen nöroglial kök hücrelerinden oluştuğu düşünülüyor. Slide lütfen tanı ve görüntülemede. Şimdi biri eski bunlar 45 ila 70 yaşlarında geliyor. Eskiden gravidastom multiform ediyorduk. Hani biliyoruz nöbet progres başarılarıyla nörolojik defisitlerle geliyor. Hani kontrast tutan nekrotik kitle çevresinde e, tümör ve ödemden oluşan infiltrasyonundan bahsetmiştik. Slide lütfen. Glioblastom tanısında. Şimdi ne oluyordu? Mikrovasküler proliferasyon. Veya nekroz olacak veya tert promotor mutasyonu veya EGFR gen aplikasyonu veya 7 ile 10. kromozom kopya sayısı değişimlerden biri varsa yani bu 5 tane antiteden herhangi biri varsa bu glioblastom tanısı alıyor. İDH mutasyon olmayacak. Alayım slide kontrast beklenen hani kontrastlanması, kısıtlanmış difüzyonu, hemoraji ya da e, neople, gösteren flow voidleri önemli. Bunların örneğini düşüklerde de biraz vermiştim. Düşük ve yükseği karşılaştırırken. Alabilirim slide. Şimdi tipik bir iğdaş vakti glioblastom. Hani T2'de oldukça heterojen. Flayer'da e, görüyoruz kitle etkisiyle birlikte. Düzensiz bu bunun örneğini göstermiştim. İşte e, duvarları kontrasttan santral nekrotik görünümde. Baktığımızda difüzyonu alt sırada difüzyonu parlak. ADC'de difüzyon parlak alanlar daha hipointens olarak görüyor ve estabulayda. Burada çok iyi gösterememişim ama e, neovaskülarizasyon düşündüren estabulayda bir sürü e, sinyal boyutları vardı e, geçebiliriz bu da yine benzer özellikte biraz e, ard arda yazacağım e, bakacağım gözümüz arasın diye bunlar bizim klinimizden olan 53 yaşında erkek hasta sadece unutkanlıkla gelmişti geçelim bu da bir idaş vartip glioblastom korpus kallozum yerleşimliydi ve e, difüzyonunda e, şeyde ADC'lerinde oldukça siyah olduğunu STIR'da hemen ortada altta ve ortada e, şey e, sinyal voidlerini görüyoruz e, ve oldukça e, şey e, tipik kallazal yerleşim yerlerinden bu 61 yaşında erkek hastaydı Slide alabilirim ee, yine parası gitar yerleşimine bunun örneğini göstermiştim geçebiliriz benzer özellikte kalın çeperli sinyal voidleri olan bu da Kalluzlu yerleşimli bir glioblastom. Bunu özellikle göstermek isterim çünkü oldukça heterojen görünümde. Aşağıda T2, yukarıda baktığımızda e, parlak, o heterojen bir parlaklığı var ve difüzyonunda e, kısıtlı difüzyon gösteriyor. Estabulay sekansta gördüğünüz gibi o kenarlarında böyle e, kanama alanları mevcut, kenarları kontrast tutuyor ve hemen e, şeyde. Kontrastlı keslerde aşağısında küçük bir de böyle e, protrüde e, olan e, küçük bir de e, nodüler komponenti mevcut. Slayt alayım. Burada ise bir e, metastazı andıran tek lezyon kalın çeperli kontrast tutuyor ve e, şey difüzyonlarda kenarlarındaki kısıtlanmış difüzyon anteriorundaki kısıtlanmayı görüyoruz. Estabüler sekansta ise içerisinde e, neovaskülerizasyonu düşündürecek e, noktasal e, bir sürü e, mikrohemolojik mikrohemorajik oda mevcuttu. Alalım. Bunu metastazdan e, ayırt etmek bazen zor oluyor. Özellikle bu vaka mesela her zaman böyle nekroz gibi değil kistik komponentli de olabiliyor. Burada nekrozdan çok hani e, aslında metastaz olabileceğini düşündüğümüz bir hastaydı. Hani kes, e, petleri tamamen negatif çıkmış ve e, rezeksiyon sonunda da glioblastom ve idarşivay tip tanısı almıştı. Gördüğünüz gibi kistik bileşenlerin de olabileceğini unutmamak lazım. Alalım slide. Burada ise yine benzer özellikte e, tek lezyon e, ve e, şimdi periventriküler aslında bir sürü küçük damar hastalığı da vardı ama buradaki lezyon birazcık daha farklı kalın çeperli kontrast tutuyor. Birbirlerinden tamamen farklı lezyonlar ama birbirlerine gördüğünüz gibi hepsi bütün kitleler benziyor. E, gözümüz artık iyice alışmıştır glioblastoma. E, slide lütfen. Yine tek bir tane lezyon gibi gidiyor temporalde ama daha dikkatli baktığımızda daha doğrusu kontrastlarda öyle teyiklerde baktığımızda bir kalozak tutulum yapan ve e, bu temporal kitlesi dışında kalozunındaki kitlesi temporal kadar kontrastlanmıyor ama kalozun tam böyle spleniyumda tam ortada noktasal bir kontrastlanması var difüzyonda oldukça hiperintens e, pardon kısa difüzyon gösteriyor difüzyonda parlak ve ADC'lerde baskılanıyor hemen e, yan taraf e, şeyde e, sagittal post kontrast keslerde kitlenin Kitlenin hemen inferiorunda böyle subarachnoid mesafede de e, kontrastlanmasını görüyoruz. E, slide lütfen. E, yine benzer özellikte e, tek bir lezyon. E, metastazı da oldukça benziyor ama birazcık daha böyle infiltratif, daha düzensiz kontrollü bir karakteri var. E, slide lütfen. Slide lütfen. Bu da yine metastaza çok benzeyen bir tane hasta. Ee, şey e, tek lezyon kalın çeperli e, son kesitte. O çıkarıldıktan sonra tedaviye sekonder yine benzer özellikle bir kontrastlanması oldu ama tamamen radyasyon nekrozuydu. Slide lütfen. Burada da gördüğünüz gibi bir tane büyük bir lezyon var. Hep biraz önce gösterdiklerime çok benzer özellikle Estabulay'a baktığımızda böyle içerisinde oldukça karmaşık singular void'leri görüyoruz. Ama bunların dışında birazcık daha filer kesitlerden yararlanmanız özellikle koronal planda ya da Aksiyel planda filere baktığımızda hemen e, posterior talamik yerleşimde başka bir infiltrasyon alanını koronar keslere baktığımızda periventriküler diğer alanlarda da e, tümör infiltrasyonlarını görüyoruz. Sıcak lütfen. Burada ise e, böyle e, şey yama tarzına aslında bir sürü e, tümöral lezyonu vardı. Bu da yine e, idash white tip Glioblastom e, tanısı aldı. Ama şöyle, bunda bir özellik var. 55 yaşın altındaki hastalarda, IDH e, wild tip olsa bile özellikle İDAŞ Valtip olanlarda eğer hasta 55 yaşın altındaysa şimdi buna immüniste kimyası olarak bakabiliyorlar ama 55 yaşın altındaki hastalarda bunun mutant olma ihtimaline karşı çünkü tedavisi değişecek mutlaka moleküler inceleme öneriyorlar. Acaba bu bir mutant olabilir mi diye çünkü e, o yüzden bu immün elektroferez ile yani immün pardon immün ile IDH wild tip tanısı aldı ve 55 yaşın altında olduğu için e, konfirmasyonu için e, şeye e, moleküler incelemeye gönderildi. Bu hala bir grade 4 astrostomda olabilir mi? Alayım. Burada bir şey vurgulamak isterim. Birkaç tane kitle görüyoruz gördüğünüz gibi. Benzer özellikle hem de sağ frontalde sonra orta hatta da daha yakın yerleşim ama bir birazcık daha filerde de dikkatle bakarsak post kontrast kistlerde de sol hemisferde sol frontal inferior frontal virüs lokalizasyonunda bir lezyonu daha var. Bunlar da birkaç odak olabilir. Slide lütfen benzer özellikte bunu biraz sonra vurgulayacağım multifokal ve multisentrikte. Ee, ve glioblaston burada bu bizim beyin cerrahının baba, cerrahinin babasıydı. Aslında burada post kontrast kistleri görüyorsunuz ama önce bize bir sadece BT ve e, kontrastsız MR ile gördüğümüzde şurada Estobulay'dan görebileceksiniz. Aslında e, ventrikül içine kanama diye geldi tansiyonu. E, yani hep böyle bir hipertansif kanamadır inşallah falan gibi denildi ama sonra kontrast yaptığımızda e, tümoral kontrastlanmayı da e, görüyoruz. Yani bir glioblastom e, ventrikül içi kanamayla da prezente olabilir. Slide lütfen. Şimdi e, dediğimiz gibi ileri MR teknikleriyle düşük grade'le alanları ayırıyoruz. Özellikle lenfumadan ayırırken perfüzyon MR'ı, difüzyon MR'ı çok kullanıyoruz. Slide lütfen. Birkaç tane özelliği göstermek isterim. Perfüzyonda her iki lezyonunda hiper şeyde en azından e, yani sinyal zaman eğrilerinde de öyleydi ama e, şeylerinde e, yine e, perfüzyon hemen yanındaki perfüzyonlarında hiper alanları olduğunu görüyoruz. Slide lütfen. Ve Estabulay'da şu tromboze damarlardan bahsetmiştik bakın bu mesela hani evet tek lezyon gibi görünüyor ama lezyonun hemen posteriorunda bir tane de satellit nodülünü görüyoruz bu bize daha kolaylıkla glioblastom dedirtiyor ve Estabulay'da tümör içi bu tromboze damarları oldukça güzel göstermiş hemen e, pirop tetkiklerinde de bunun bir metastazdan çok hemen bir glioblastom olduğunu kolaylıkla söyleyebiliyoruz. Slide lütfen. Kontrastlanmanın her zaman infiltratif bir tümör uzanımını göstermediğini söylemiştik. Sadece post kontraste bakacak olursanız birkaç tane tümörel odakta silik kontrastlanma varken oysa filere baktığımızda tümörün ne kadar yaygın olduğunu, talamusları hatta e, medial talamik sol e, solda tuttuğunu da görebiliyoruz. O yüzden e, bu e, tümör yüküne e, flair ve t 2 sekanslarda da çok dikkatli bakmak gerekir. Sizler lütfen. Birkaç tane, he, bu bence çok önemli bir slide benim için. Ee, şöyle, non kontrast GBM. Bu hasta bize geldiğinde 20 yaşında nöbet geçirmeyle gelmişti. Hasta, e, yani şöyle çok hız bir ay içerisinde böyle bir kliniği olan bir hasta. Biz bunu, e, hani böyle advanced tetkiklerini yapamadan geldi, e, ameliyata alınacaktı. Ben buna bir perfüzyon yapayım bari derken, e, hastanın konvansiyon yani şeye tekrar soktuk o görüntülerini almamışım buraya yani 20 gün içerisinde pardon 10 gün içerisinde e, kendi ülkesinden gelirken ve bizimki kendi ülkesinden mi gelmiş hatırlamıyorum bunu. Neyse ke, yani dış merkezli bir filmde 20 gün içerisinde tümör 2-3 katına çıkmıştı ve bakıyoruz ki kontrastlanmalarında hiçbir şey yok ve difüzyonlarında parlak ADC'lerinde hipointense e, şey hipo e, oldukça kısıtlanmış görünüyor. Ee, te, şey buna e, bir, bir rezeksiyon yapıldı. Rezeksiyon sonrası baktığımız perfüzyonlarda bile kalan yerlerin kontrast tutmamasına rağmen hiperperfüzy olduğunu görüyoruz. Bu da yani tümör o kadar hızlı büyüyor ki kendine damar yapacak vakit bulamadan herhalde e, çok hızlıca büyüyen bir e, tümörde yine IDH, vatip glioblastom tanısını alan 20 yaşındaki bir hastaydı. Alayım slaytı. Şimdi bu, bu paternler glioblastomda çok önemli. Periventriküler yayılım. Eğer ventrikül epandemi boyunca da böyle epandemini tutan ventrikülün kenarındaki böyle bir yayılmayı görüyorsanız bu size bunun e, prognozunun da çok kötü olacağını, çok hızlı seedingle seeding ve pandemal yayınlarla geleceğini gösteren e, görüntülerden bir tanesi. Estabulay'da da buralardaki e, görüyoruz. Slide lütfen. Diğer bir patern, biraz önce gösterdiğim işte o lezyondaki subependimal tutulum, bu da glioblaston için oldukça hem spesifik hem de bunu gördüğünüzde e, siz bu tümör kötü gidecek diye biliyorsunuz kısa zamanda e, da seeding yayılımına gelebiliyorlar subependimal yayılım saat lütfen kanama biraz önceki doktorun babası gibi periventriküler şöyle baktığınızda kontrast yapmadan önce ventrikülün içinde bir aslında evet. e, kanama hipertensif kanama gibi de prezente olmuştu. Slide lütfen. Yani bir ve intraventriküler kanama ile gelebilir. Satelit nodüllere dikkat etmek lazım. Bu satelit nodüller e, yine glioblastom tanısını koydurmakta oldukça önemli. Slide lütfen. Kistik dejenerasyon biraz önce gösterdiğim gibi her zaman nekrotik görmeyebilirsiniz. Duvarlarında kontrast tutmayan kistik dejenerasyonları da olabilir. Slide lütfen. Bunun dışında multifokal multisentrik terimine gelince şu üçlü lezyonda e, da e, bu lezyonların birleştiğini görüyoruz. Bunlar multifokal. Biraz önceki o doktorun intraventüküle ile e, o babasından bahsettiğim ama hemen Flair'da baktığımızda daha süperfisyel yerleşimde başka bir tümörel infiltrasyonu, onun kontrastlandığını görüyoruz ve arada herhangi bir bağ yok ve birkaç odağı daha vardı. Multisentrik tanısı aldı. Yani Flair'da devamlılığı gösteriyorsa lezyonların multifokal eğer hiçbir devamlılık göstermiyorsa bunlar multisentrik glioblastom olarak isimlendirilebilir. Site lütfen. Arıstanlar enfoma, metastaz, enfark, düşük dereceli gliomlar ve demeyezan hastalıklarla bile bazen ayırt edilebilmiyor. Site lütfen. Şimdi lenfoma örneği göstermek isterim. Biraz önceki o e, hani ventrikül içi kanamayla gelmiş hastanınkine benzese de Orada daha çok heterojendi, kanaması vardı ama lenfoma da eğer tedavi almamışsa primer e, ilk karşılaştığınız bir steroid tedavisi almamışsa beklenen bunun çok homojen olması, o çok homojen kontrast tutması ve e, herhangi bir içerisinde estabulayda bir odak görmemeniz e, gördüğünüz gibi oldukça difüzyon kısıtlıyor. 71 yaşında uyku e, haliyle gelen bir hastaydı. Slide lütfen. Bunun dışında tabii e, bir, yukarıda biraz önce örneğini gösterdiğim bir kolozal tutun, yani korpsikal dozum sitlenimi tutan yukarıda glioblastom ilk sırada hani oldukça heterojen olduğunu görüyorsunuz. Aşağıda ise bir lenfoma da lenfoma bakın ne kadar farklı T2'si daha siyah ve daha e, hiperselüriteden dolayı hem de daha homojen ama kontrastlanmasına bakın ne kadar e, düzgün homojen kontrastlanıyor. Bazen ayırt etmeniz gerekebiliyor. Slide lütfen. Bunun dışında e, biraz önce göstermiştim hani e, IDH white yani IDH mutant e, grade 4 astrostomla glioblastomu e, e, glioblastom ayırt etmek e, bazen çok kolay değil. Bunların görüntülemesi tamamen birlikte benzer olabilir. Slide lütfen. Slide alabilirim. difüzyonda özelliği yok. Burada enfark, kronik enfark koydum, kronik enfarkla bunu ayırt etmek oldukça kolay. Ama bir sonraki, yani bazen gerçekten enfarklarla bir, yani enfark mı yoksa bir tümör mü ayırt etmek çok zor olabiliyor. Bir tane daha alayım. Slide. Belki bu kronik enfarkta parankim kaybından dolayı görebiliyorsunuz ama şu hasta bence çok ilginçti. E, çünkü e, bu hasta bir radyoloğun eşi Kosovalı ve birçok ülkede, yani yine çok hızlı gelişen ama bir ay içerisinde tüm dünyayı dolaşmışlar neredeyse. Ve e, enfarkt, e, bir PCI enfarktı e, tanısı almıştı. Aslında geldiği şu aşağıdaki T2, böyle geldi hasta ve e, dikkat edersiniz daha sonra buna herkes enfarkt diyor ya da kimse bir tümör de dememiş açıkçası. Ondan sonra e, bir, kendisi de radyolog. Sonra şu biyopsi traktına dikkat edersiniz en sondaki T2'de bu hasta biyopsiye de gitmiş biyopside de enfarkt tanısı almış bir hastaydı ve hani çekimleri hakikaten çok kısa bir interval olsa bile tekrarlatmak gerekebiliyor. Evet burada birazcık homojen görünse de benim e, ya bu sonuçta tümör de olabilir hocam bunu mutlaka tekrarlatalım diye biz de yeni görüntüler aldık. Çok kısa bir intervaldeki değişikliğe dikkat edin. Daha ekspansif özellikle içerisinde küçük küçük heterojen alanları var ve difüzyon kısıtlıyor. Bu benim glioblastom olarak rapor ettiğim sonra da hani bayağı bir yapma etme e, hani bir, bir sürü yerde biyopsi tanılı falan denmesine rağmen hasta ameliyat edildi ve e, çok genç hasta sanıyorum 20 yaşındaydı. Bu 20'li 25'li yaşlarda yine glioblastom tanısı aldı. Yani dış mer daha Yeni çekilmiş olsa bile, arada 20 günlük bir interval olsa bile e, çok güvenmiyorsunuz. Çekimleri tekrarlatın. Neden enfarktan ıslanmış? Çünkü gördüğünüz gibi biyoksit traktı zaten lezyondan geçmiyor. Slide lütfen. Bu da glioblastomla metastazlar birbirlerine çok benzeyebiliyor. E, ve... Ee, bu tarafta gördükleriniz düzgün kontrolü bu glioblastom vakası. olsa Yan tarafta gördüğünüz bir akciğer e, seanın e, metastazı. Bazen tek lezyonları olduğu zaman hani metastaz her zaman e, çok da tipik görünümüyle gelmeyebiliyor. Bu hastada e, bir e, şeyleri difüzyon kısıtlıyor kenarları bir metastaz. Slak lütfen. Gliom benzeri düşük grade tümörler olabiliyor. Bu da bize çok yanıltan bir hastaydı. En baştaki hasta e, şey e, yaşını ben bundan göremedim ama düşük yaşta yine epilepsi ile gelmişti. Yani e, 4, ay, 4 4 yaşında e, kız çocuğuydu. Nöbetle gelmişti. Böyle hani bu kadar büyük kitle lezyonu olmasına rağmen ee, hiçbir kitle etkisi yoktu. Ee, acaba hani ne olabilir? Yine de e, bir endişe verici bir şeydi en sonunda ameliyata gitti ve dinet tanısı aldı. Yine yan tarafta e, santral nekrotik görünümde bir kitleyi de andırabileceğini unutmamak lazım. Tabii bu kadar büyük olmasına rağmen lentikilde yakın komşulukta ama kitle etkisi yok. O yüzden e, yani bir düşük grade'li tümörle de pekala benzeyebileceğini unutmamak lazım. Slide lütfen bir glioblastom benzeri papiller glionöronal tümör. Bu da yani böyle ventikül yerleşimli oldukça kötü kontrast yani ciddi bir e, şey e, kontrast tutulumu var. Difizyonda e, çok parlak değil. SWI'de özellikleri var. Yani e, sonuçta Who Great bir tümörle de Who Great 4 tümör karışmaz diye bir şey yok. Hani hakikaten e, endişe verici bir lezyonda ama papiller glio tümör tanısını alan 11 yaşında e, erkek hastaydı. Sağ lütfen. Tüm faktif MS yani buradaki gibi her zaman şu çift halkasını çok iyi göremeyebilirsiniz. E, bu dem demezan lezyonlar da bazen çok büyük. E, bende bir tane vardı aslında ama e, onu bulamadım. Çok e, şey çok heterojen görünümlü. Gerçekten tümörle karışabileceğini unutmamak lazım bir tüme faktif MS lezyonunun. Sağ lütfen. Abse her zaman böyle çok homojen difüzyon kısıtlılığıyla birlikte gelmiyor. Bu da 66 yaşında kadın hastaydı. E, bu da bir mantar enfeksiyonu, böyle mikotik apselerde. O böyle kitle benzeri çok heterojen e, olması, difüzyon kısmının da çok heterojen olması e, olduğunu görebilirsiniz. Bir mantar enfeksiyonu e, absese kanamalı olduğu zaman hani her zaman bildiğimiz abselere e, çok benzemeyebilir, heterojen olabilir. E, Ayırıcısını e, pirop olarak yapamayabilirsiniz. Karışabilecek lezyonlardandır. Slide lütfen. Burayı yani bu moleküler tınlar sadece. Tanı da değil aynı zamanda tedaviye cevapta da, da önemli. Mesela bu MCMT, e, metilguanin DNA metiltransferaz genindeki metilasyon eğer varsa tam o zaman bu e, tümör tedavisinde kullanılan, birinci basamakta kullanılan bu temodal tedavisi alanlarda e, daha etkili. Bu metilasyonu olmayanlarda e, bu tamodolin etkisi de az oluyor. Yani hem e, tedavilerde de bu moleküler e, özellik önemli e, e, ee, önem kazanmış durumda. Ee, alayım. saat lütfen. Bunları hani tedavi biliyoruz. Güvenli cerrahi e, ve, ve rezeksiyon kavitesinde radyoterapi eş zamanlı temadol kullanılıyor. Hala medyan sağ kalımları 15-18 ay ve second line olarak bevacizumab e, Anti ajanlar kullanılıyor ve e, bu rezeksiyon e, ilk 48 saatte post operatif olarak e, MR e, çektirmeyi unutmayalım. E, geçebiliriz bunları. Burada Temodal'dan ve Bevasizumab'dan. Bevasizumab'ı e, hani e, peritumoral öde, öden ve buna bazı semptomları azaltmada kullanıyor. E, tedavi sonrası değişikliklerde oldukça e, kafa karıştırıcı e, olabilen e, bir anti ajan. Geçebiliriz slaytı. Bunun dışında bir de çok kısa kalan çok kısacık bahsetmek istiyorum. Bu da hocam bahsedeyim mi bundan da? Son beş dakika diyelim. 15 dakika. dakika tamam. Beş beş dakika. Difiz, pediatrik tip difüz high grade gliomlardan bahsetmek isterim. Bunlar eğer bunlar histo mutasyonuna göre ayrılıyor. Eğer 3 K27 mutasyonu gösteriyorsa difüz at gliomu diyoruz. Eğer yine histo mutasyonu gösteriyor ama G34 pozisyonda gösteriyorsa hemisferik gliomlar diyoruz. Difüz pediatrik tip yüksek derece gliom h 3 wild tip ve e, İDH e, yani bunlar normal demek yani A3 normal İDH normal ise bunlar işte pediatrik glioblastom aslında artık pediatrik glioblastom terimi yok o da yeniliklerden bir tanesi bir de infantip hemisferik gliom yine bunlarda da e, high grade olan tümörler burada histon mutasyonları belirleyici e, şey alayım e, slide lütfen bu Bunlar Bunlara baktığımızda e, difüz bu h 3 tip yani pediatrik glioblastom dediğimiz bu var tip olanlar ve infant tip olanlar fokal olabiliyor. Difüz adı altında olmasına rağmen. Slide lütfen. Ve bunlar da en önemlisi bunları bunlar daha az yaygın yani düşük gradelilere göre daha az görülüyor. Bizim kendi kliniğimizde oldukça bununla ilgilenen spesifik cerrahlar olduğu için çok sık görüyoruz biz bunu ama genel olarak çok az daha görünen vakalar ve bunlar tipik yerleşim yaş ve moleküler değişikliklere bağlı farklı tipleri var. Alayım slide lütfen. Bunlardan biraz bahsettim. E, slide alabilirim. E, slide alabilirim. Bunlar e, infant tipten de bahsettim. Slide alabilirim. Şimdi difüz midline baktığımızda tüm pediatrik şimdi bunlar tüm pediatrik tümörlerin yüzde 15'i difüz midline glion. Ama siz... Tonsa baktığınız zaman ya da böyle bir talamusa baktığınız zaman bu diensefalik tutulum olduğu zaman patoloji raporunuzda radyoloji raporunuzda hemen bu, bu difüz ortak giriyor mudur dememek lazım. Bu aslında bir moleküler tanı yani e, kimyasayla da kimyas ile de bakılabiliyor ama sonuçta e, bunlar eskinin aslında o Pons'taki difüz intrinsik Pons gliyonları. Hani bakınca çok, o kadar homojen, o kadar düzgün görünüyor ki bunların sanki böyle çok düşük grade'li bir şey olmasını gibi bekliyorsunuz. Ama öyle değil. Ergenlerde ve bunlar çocuklarda Pons'u tutarken ergen ve yetişkinlerde monotalamik ya da spinal tutabiliyor. Spinal tutulumu da var. Beyin sapı tutulumu çok daha kötü gidiyor. Slide alayım. Eee Bunlar da yine histoloji tamamen grade 2. Biraz önce anlattım ya grade 2 de böyle işte grade 3'te işte mitoz ve e, işte e, görülüyor diye. Bu tanıyı yani bir tümör H3K27 mutasyonu gösteriyorsa histolojiden bağımsız olarak grade 4'tür. Bunlar grade 2 ya da grade 3 histolojiye ya da MR'da öyle bir görüntüye sahip olabilir. Ama bu mutasyon eşittir grade 4 tümör demek. Slide alayım. Slide alayım aynı şeyleri söylediğim şeyleri. Bunlarda da orta hat yerleşimi ise çok düzgün kontrolü keskin sınırlı oluyor. Ekstra midline'a yani bu midline'ın dışına doğru uzanıyorsa artık düzensiz kontrolleşiyor ve belirsizleşiyor. Kistik dejenerasyon nekroz bunlar orta hatta az az rastlanıyor. Böyle şey uzantıları varsa egzofitik onlarda daha çok görülüyor. Kontrastlanmasından bahsetmek isterim. Bazen şey oluyor hani Aa, neyse ki çok fazla kontrastlanmıyormuş. Ama bunlar astrostonlardan birazcık daha farklı. Astroston kontrastlandıkça hani grade'inin artması bekleniyor ya. Bunlarda aksine kontrastlanmayanlar Genellikle daha yüksek e, grade'li oluyor. İntratümürel hemorajı bunlar da sık görülüyor. Ödem olmayabilir ya hiçtir ya da orta derecede. Eğer baziller arteri sarıyorsa bu yine kötü prognoz işareti ve bunların en önemli özelliği düşük ADC. Slide alayım. İşte tipik hani önceden baktığımızda difüzyon intransiyon pons gluomi diyorduk. Baktığımızda hani ekspansil özellikle 8 yaşında kız hastayla yürüme ve yutma bozukluğuyla geldi. E, H3K 27 mutasyonu gösteriyordu ve direkt grade 4 tanısı aldı. Bazen bunlar çok küçük hastaları olduğu için biyopsiye bile gitmeden bazen direkt radyoterapiye gidebiliyor ama bunlarda da artık temodal kullanıyor ve e, hani e, nörojik yani grade 4 kötü gidişli olacağı belli ama hani nörojik defisit gelişeceğini bilse bile e, biyopsi e, yapıldığında ancak bu tanıyı alabiliyor. Alayım lütfen. Slide Burada da yine bir 14 yaşında kız çocuğu 2 ay önce dengesizlik var. Bu sefer sağda middle cerebellar pediküle doğru uzanım göstermiş. Kontrast tutmuyor. Değil mi? Çok düzgün, homojen. E, difüzyonlara elde yoktu. E, yine difüz midem tanısı adı aşka 27 mutasyonu gösteriyordu. Alayım. Bu da yine benzer özellikle. Bu sefer dikkat ederseniz aşağıya doğru şey, e, middle cerebellar hem bırakın pontis tutmuş hem de böyle dördüncü ventriküle doğru sarkan bir egzofitik komponenti var. Yine aşağı 20 de mutasyonu gösteren biz diffuse orta at gliomu. Alayım. Burada ise bakın Pons'ta da böyle silik sınırlı bir e, şey var. E, lezyon kitle böyle kitle e, olmayan bir lezyonu var. Bu enteresan olarak e, takiplerde geçti. E, çok da aslında e, anlayamadık. Hani bunu da bir a, ayrı bir derecede e, tümör olarak düşünmüştüm açıkçası. Yine dördüncü ventrikül içine doğru uzanım göstermiş. Kontrastlanması gördüğünüz gibi tamamında değil. Böyle yine bir difüz ortak glioma. Slide alayım. Çok bu da artık yavaştan. Tamam bu da e, sahil bir paraziyle gelmiş 15 yaşında monotalamik tutulumu olan e, daha e, diğerlerinden daha birazcık daha heterojen hafif bir kontrastlanması var gördüğünüz gibi çok düzgün kontrol hafif kontrastlanıyor ama grade 4 tümör. Alayım slide. E, dikkat edersek bunları da hani e, şeyde ADC'leri daha siyah olarak görüyoruz. E, slide alayım. Burada da hani traktuslarını çizmiştim. Hani e, sizden e, bir biyopsi alabilecekken ya da çıkartabileceği kısmı çıkartırken sizden traktusları e, göstermeniz istenebilir. E, bunu göstermeme gerek yok. Slide alayım. E, bunlar e, dediğimiz gibi sadece görüntüleme ile ayırt etmek çok zor. Slide alayım. Bunların hepsini söyledim. Bakın bu da e, difüz ortak glioma hani e, e, söylenebilecek bir şey ama düşük grade'de glial tümör çıkmıştı. zaten alayım. Ayrıca tanısında hani burada da baş dönmesi oluyor. Bakın çok benzer değil mi? Hemen hemen aynı özellikte daha çok kontrastlanmış ama glioblastom çıktı. Yani ille de böyle ponsla intrinsik olan bir şeyin e, şey olmasına, difüz ortak glioma olması gerekmiyor. Bu da bir e, glioblastom, pons glioblastomu özellikleri aynı ama daha çok astrosik tümör, daha çok kontrast tutuna dikkat edelim. Alayım slide. Bu da biraz önce göstermiştim anjiyosentrik gliom. Belki de bizi tek uyarıcını who grade 1 ama biz şimdi grade 4'lerden bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi difüzyonda kısılığı yoktu slide alayım ama buna tabi baştan ajosentik demek zor. Tedavisi cerrahi dediğim gibi küçük hastalar olduğu için bazen e, biyopsi bile yapılamabiliyor. RT e, bunlar direkt RT'ye gidiyor desinler. Şimdi temodal kullanımda var. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Bütün slaytlarımı da bitirdim. Herkese sabrı için çok teşekkür ediyorum. Evet, Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sunumdu. Ee, Herhalde iki dersi de çok rahatlıkla anlatabilirsin. ve evet. Ama gerçekten e, çok çok güzel e, vakaların. Kendi vakaların <laughs> olması dolayısıyla ayrıca teşekkür ederim. Çünkü kendi vakalarını kendi tecrübenle sunmak çok 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 önemli ve güzel bir şey. E, zaten Bilmiyorum anlatırken ya. de bu konuya çok hakim olduğun çok net olarak görülüyor. Onun için tekrar tebrik ediyorum. E, katılımcılardan soru veya katkısı olan var mı acaba? E, yazabilirler. Teşekkürler. Herkes iletiyor. Bu arada ben o kişi sana ileteyim. Ben de görüyorum ee, hocam. Görüyor musun? <laughs> tamam. Sen de görüyorsun. <laughs> Doğru tabii ki. bir aksaklık için. Sadece Zeki Müren görmüyor bizi. <laughs> evet. Soru veya katkısı olan var mı? Soru veya katkısı olan yoksa oturumu burada bitiriyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Farklı bir oturumda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim hocam.